Selam, benim için günün ikinci videosu. Bununla bir an önce montaj yapıp kanala yükleyeceğim ki aldıklarımı da yerleştirebileyim yerine. Alışveriş videosuyla karşınızdayım. Hemen olmazsa olmaz parfümlerden başlayalım. Havaalanından bizde parfümler. Tabii ki de parfüm alacaktım. Şöyle, şimdi neler var? Hatta burada benim tokalarım da duruyor. Şeye gittim Kıbrıs'ta. Kıbrıs'a gidenler biliyor. Mr. Pound Plus'ı açılmış. Hemen şöyle saç tokalarıyla başlayayım. Şöyle saç tokaları. Bunlar tanesi işte biz 50 liraya alıyoruz burada. Çünkü ben en son gitmeden böyle tokalar aldım. Tanesi 50 liraydı. Orada bunun altılısı 50 lira. Ve şöyle de dekorları var. Çok güzel. Şöyle normal bağlanmış lastik şeklinde olanları var. Bu da 50 lira. Ve bir de gece kullandığım saçımdan kaymayan kadife tokalar benim için çok önemli. Bu da 50 liraydı. Bunları da yerine koyayım artık. Ben parfüm aldım tabii ki de. Çok değişiklik oldu bende bir parfüm almak. Önce şöyle eşim içinden bahsedeyim. Jean Paul Gaultier'in Lamel Elixir'ini aldı. O bunun birçok farklı versiyonunu kullanıyor. Şöylesini aldı şimdi. Bu biraz yoğun, biraz tatlı, biraz odunsu bir kış kokusu. Çok güzel bir koku ama yaza biraz bayılacak ve ağır koku. O yüzden kışın kullanacak. Sadece açık kokusuna baktık geldiğimizde. Onun için şöyle dursun. Ben zaten bunun bir önceki gidişimde kırmızısını almıştım. Angel'ın elixiri. Ben Nova'sını almıştım kırmızıyı. Çok beğeniyorum ve çok aşırı güzel kalıcı kokular. Şimdi de kış için daha yoğun, daha odunsu versiyonunu aldım. Çok güzel kokuyor. Ya, bayılıyorum bu parfümlere. Gerçekten seviyorum bu arada. Chanel No 5 aldım kendime. No 5'in farklı, daha yumuşatılmış, daha hafif kokusunu almıştım bir önceki gidişte ama artık sonbahar geliyor. Kışında rahat kullanabileceğimi düşünerek Chanel No 5'i aldım. Yalnız Chanel'lerde şöyle bir durum var. Geçen sefer aldıklarımda da ve sıktıktan sonra hani biraz bekleyince bunda da fark ediyorsunuz. Bunların formülleri çok değişti. Eskisi gibi öyle çılgınlar gibi günlerce kokmuyor. Daha hafif, daha az kokuyorlar. Bilmiyorum, belki işte yani bilemiyorum artık. Ki yurt dışı havaalanından aldığım buydu. Neyse, burada daha neler neler var. Saç yağları. Saç yağlarından bitenlerde de bahsetmiştim. Deniyorum, kullanıyorum. Ben ikinci şişedeyim. Saçlarım bugün böyle terden artık yapış yapış olmasına rağmen, her yerime yapışmasına rağmen güzel şekilde uzadı bence. İlk kestirdiğim zamana göre gayet iyi durumda. Biraz daha azca da olsalar daha güzel olurdu şu an ama gerçekten çok nem var ve ben şakır şakır terliyorum. Bu arada ona rağmen iyi. Yağların faydası oluyor mu bilmiyorum çünkü bu dönemde ben kolajen de kullandım. Ama her zaman şunu söylüyorum, dışarıdan sürdüğünüz kadar içeriden kullandığınız takviyeler de önemli. Bu yağı sürerek uzamasını bekleyemezsiniz. Eğer çok hızlı uzayan bir saç değilse. Viamore'da işte bir aldığınızda ikincisi %30 indirimli geliyor. 400 küsür lira gibi bir şeye geldi bu. Duş sonrası normal saç bakımı yağımı sürüyorum, tarıyorum, kurutuyorum. Bir daha tarayacağım zaman bunu sürüyorum. İçerisinde safran, avokado, zeytinyağı, pamuk yağı, kakao, mango, tatlı badem ve soya fasulyesi var. Hani şu herkesin gösterdiği safranlı yağ. Bunun içindeki tabii ki bence ve bence ve bence safran değil. Bunun içine bu kadar safran koysalar bu 10.000'den aşağıya satılmaz herhalde. Safran o kadar pahalı bir malzeme ki yani saç yağında bu kadar uygun olmaması gerekiyor. Tabii ki safran yağı bilmiyorum var mı içinde ama neyse bu saç yağı işe yarıyor bende. Ben seviyorum.
şekil vereceğim zaman da kullanıyorum. Bunu cilt cilde yani saçlarınıza sürüp bakım yağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama benim kullandığım dönemlerde hep hava sıcaktı ve benim öyle sürüp de bekletme durumum olmadı yazın maalesef. Çok da terlediğim için yani verim alabileceğimi hiç düşünmedim. Hava serinlerse neden olmasın, olabilir. O zaman belki kullanabilirim ama saç uçlarımda hani kırılma, yanma, o kadar boyaya rağmen saç gene iyi durumda. Ben memnunum, severek kullanıyorum. İkinci şişem bitecek gibi değil aslında. Daha yeni açtım ama hemen bunları yedekledim. Baktım indirimde görünce aldım. Sonrasında maskeler var. Duş jeli. Benim için olmazsa olmaz. Bir tanesini bitirmiştim. Bunlar da gene iki tane aldığımda çok uyguna gelmişti fiyatları. Trendyol'da kendi mağazasından satın aldım. Nivea'nın. Dönüp dönüp kullandığım duş jeli. Yazın sabun kullanamıyorum çünkü cildimi çok kurutuyor. Zaten klor yeterince cildimi kurutuyor ve cildimi bembeyaz yaptığı için üstüne bir de sabunla gelmek istemiyorum. O yüzden sabun kullanmayınca bunları kullanıyorum. O kadar deniz, kum, güneş, klor, havuz derken benim ayaklarım da tabii ki mahvoldu. Bitenlerde de ayak maskelerinden bahsettim. Kullandım ve gerçekten çok fayda gördüm. Çok beğendim. Özellikle şimdi artık spor ayakkabıya ya da ayakkabıya ya da bota şeye geçeceğiz her şekilde. Ter kullanımı yavaş yavaş bitecektir. Birçoğumuzun çalışma hayatı başlıyor, okul hayatı başlıyor, dersler başlıyor derken ayakkabıya geçiyoruz. Crocs'ları ben bırakıyorum artık. Spor ayakkabı sezonuna geçiyorum. O yüzden hani artık terlik de giymeyeceğim için topuklarım, ayaklarım bir toparlansın istiyorum. Muhtemelen ilk bir soyarım gene. MJ Care'in, limonun yanından aldım. MJ Care'in soyucu maskesi çok hoşuma gidiyor. Ve bir günde bir kere pat diye bütün deriyi atıyor ayağınızdan. O ölü deriden kalınlaşmış, nasırlaşmış ölü deriden hemen kurtuluyorsunuz. Ve sonrasında da bakımı yaparsanız zaten cillop gibi. Ben her duşta ayağıma ponza yapmayı sevmiyorum. Buna alıştırmak da istemiyorum ayaklarımı. Çünkü sürekli onu istiyor. Bir kere yaptığınızda sürekli bu bence çok gerekli bir şey değil. O yüzden arada maskelerle desteklemek gerekiyor. Ayak maskesi aldım. Şimdi limonun yanından aldığım MJ Care'in maskeleri var. İki tane ayak maskesi. Bunu bekletiyorsunuz ve sonrasında durulamanıza gerek kalmıyor bu maskeleri. Bakım yapan, nemlendiren ayak maskeleri. Mentollü bir ürün. Sürdüğünüzde böyle ayağınız yanıyor gibi oluyor. Sonrasında yapış yapış bir his oluyor ama iyi bir şekilde ayağınıza nem veren ve yapılandıran da bir ürün. İki tanesini kullandım. Gayet iyiydi. Sonrasında MJ Care'den gene... şöyle karışık maskeleri oluyor ya, denemek için onlardan aldım. İşte kolajen, pirinç, nar, koenzim Q10, inci, aloe, arbutin, salyangoz, koenzim Q10 bir tane daha, hyaluronik asit, geri bir kolajen. Bunları şimdi çekmeceye yerleştireceğim, artık daha düzenli maske yaparım. Çünkü havuzdan çıkıyorduk. Alelacele işte giyin, saçlarını topla, yemek olayına gir falan. Artık havuz kapanıyor hafta sonu. O yüzden daha rahat yaparım diye düşünüyorum. Ve şöyle iki tane de Bibim Kosmetik'in tester ürününü koymuş MJ Care'ye. Aman tanrım. Sonrasında bir şey aldım. Kayland'den ayak bakım maskesi böyle geldi. Bu da gene 5'li bir paketti. Hatta benim aldığım başka bir şeydi. Bu başka bir şey geldi. Max Clinic Time Return Melatonin Cream. Gece kremi yollamışlar melatonin. Hadi bakalım. Kaylant'ın şöyle stickerları da geldi. Şöyle bir ayak bakım maskesi. Üçlü, pardon, 5'li değil. El maskeleri ayrı. Ayak bakım maskesi. Bunun linkini koyarım. Eğer ki siz de ayaklarınızı bir yenileme, yeni sezona bir giriş yapmak istiyorsanız bunu deneyin. Soymanın haricinde çorap şeklinde, çorap formunda bir maske. Ayağınıza giriyorsunuz. Bir 20 dakika, 20-30 dakika arası bekliyorsunuz. Sonra ayağınıza beyaz bir tabaka kalıyor.
sonra şöyle kese yapar gibi elinizde o ölü deriyle birlikte o tabakayı atıyorsunuz ve ayaklarınız hop yenilenmiş oluyor. Aynı zamanda ölü deriyi de atmış oluyorsunuz. Nemlendirici ve besleyici ayak maskesi olarak geçiyor zaten. Bir yerde soyuyorsunuz. Bir yerde ölü deriyi temizliyor ve çok değişik bir hissiyat var. Yumuşacık oluyor topuklarınız falan. Çatlaklıklar hepsi gidiyor. Severek kullandım. Bir tanesini denedim. Bunları da kullanacağım şimdi. Ve iki tane de nemlendirici el maskesi. Her yerim bitik durumda olduğu için bunları da kullanacağım. Bunların hepsini yerine yerleştirmem gerekiyor. Justin Bieber'den. Justin Bieber'den. Ha. Benton'un güneş kremini almıştım. Stick kullandım zaten. Ve bir tane de şöyle kargo ücreti çıkmasın diye Baralap'ın nemlendirici maskesini almışım. Bunu da kullanırız. Zaten artık tester yollamıyorum bunlara. Aslında çok bir alışverişim yok benim. Yok bence. Ama artık hava daha serinlesin istiyorum. Saçlarımı bir tık daha kızıllaştırmak istiyorum. Daha böyle kızıl kahveye gitmek istiyorum. Ve makyaj yapmak istiyorum. Saçlarıma şekil verip makyaj yapıp dışarıya çıkmak istiyorum. Neredeyse 2 aydır hiç, neredeyse değil, kesin 2 aydır hiç makyaj yapmadığım için böyle makyaj yapmayı çok özledim. O yüzden alışveriş sepetlerim makyaj ürünleriyle dolu. Yeni far paletleri, yeni ruzlar, yeni allıklar. Çok güzel görünüyor hepsi. Derken V9'da bir far paleti gördüm. V9 bu arada bir far paleti ve yıkama jelini bu kadar paketi sarmış. Romant'in yeni bir far paleti gelmiş. Göz kapaklarınız sizin de benim gibi yağlıysa, anatomik olarak gözleriniz çok çukursa, kapaklarınız böyle hep üstüne geliyorsa, katlanma çizginizi bile belli etmeyen bir marka. Şöyle nasıl anlatayım? Yani güzel bir bazda iyice sabitlerseniz asla ve asla far oynamıyor, katlanma çizginize dolmuyor. Better Than Palette 13 ODD Breeze Garden diye geçiyor arkadaşlar. Soğuk tonlarda, sonbahar renkleri. Işık çok yansıdı. Şöyle. Günlük kullanıma uygun. Güzel bir sonbahar paleti. Bu arada Michelle Peripera, Clio gibi markalarla geldiği için oradan da alacak çok şeyim var. Umarım onları da halledeceğim bu ay içerisinde. Son olarak da bununla birlikte V9'ın kendi sitesinden aldım bu arada ben bunları. Trendyol üzerinde falan daha yüksekti. Kendi sitesinde neredeyse 100 lira oynuyordu palette. Gene kargo ücreti çıkmaması için uygun fiyata bir yıkama jeli aldım. Sebum kontrolü sağlayan The Seam markasının Natural Condition temizleme jeli. Bunlar da her zaman, her mevsim, her halükarda kullanılan ürünler olduğu için ambalajda var, duruyor. Bakıyorum başka. Orada çekiliş hediyeleri var. Çekilişi hazırlıyorum. Güzel bir makyaj videosuyla hem sohbet hem böyle hediyeler. Onun için kargo bekliyorum. Kargo çıktı mı yola bilmiyorum. Kargo geldiği gibi çekilişi de çekeceğim. Uygun olduğum bir zamanda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çılgın saçlarımla oynadığım bir video oldu gene. Ama gerçekten sıcak ve durulmuyor. Bu kadar olsun, bitsin. Montajlayayım ve yayınlayayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.